ortak kararla Çamlık'ta çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında eski motel ve lokanta alanının temel kalıntılarını kaldırdık. Etrafa saçılmış moloz ve beton parçalarını toparladık. Çamlık içerisinden tam 167 kamyon dolusu moloz ve betonu Çamlık dışarına çıkarılarak bertaraf edildi. Yerine 80 kamyon özel bahçe toprağı getirilerek alana serildi ve çam köklerinin nefes alması, besin alması sağlandı. Bunun üzerine Çamlık'ın araç girişi kapatılarak görüntü ve ses kirliliği engellendi. Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir alan oluştu. Yine Ünye'nin tarihi denilebilecek Ünye Meydanı'ndan sökülen tarihi küp granit taşları gömüldüğü yerden çıkarılarak Ünye Çamlık'ta tekrar hayat buldu. Alana yayılan 15 betonarme oturma grubu kaldırılarak yerine ahşap piknik masaları yerleştirildi. Yine bu alan eskiden halkın kullanımına kapalı eski motel ve lokanta alanına doğaya uyumlu yürüyüş yolu yaparak halkın kullanımına kazandırdık. Yine Çamlık'ın doğu girişinde bulunan Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımıza ait depo alanını, burası çok önemli, Ünye Çamlık Gençleştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Yani Çamlık'ta yıkılan ve yaşlanan ağaçların yerine burada yetişecek fidanlar alacak. Dolayısıyla bize nasıl ki Çamlık büyüklerimizden miras kaldıysa biz de çocuklarımıza, torunlarımıza Çamlık'ı bırakmış olacağız. Şimdi alanda yaptığımız bu uygulamalar, fiziki koruma önlemleri ne kadar önemliyse tabii bunun bir de hukuki koruma boyutu vardı. Yani imar değişikliği. Bundan önce bahsetmem gerekirse Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği ilk günden itibaren ortaya koymuş olduğu hizmet odaklı yönetim anlayış çerçevesinde birkaç örnekle desteklemek istiyorum. Altınordu'da belde evler alanının halka açılması, sahil ilçelerimizde kumsal üzerine yapılan kaçak yapıların kaldırılması, yine Ünye Vahşi Çöp Depolama Alanı'nın kapatılması ve rehabilite edilmesi çalışmalarında örneklerinde olduğu gibi Çamlık'ta da koruma planları yapıldı. Bu kapsamda Çamlık'ı parsel parsel bölen, yapılaşmasına izin veren, korumasız ve son derece uygunsuz olan imar planını kaldırdık. Hatta ve hatta eski motel alanının olduğu yeri ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Artık tüm Çamlık severler yıllardır endişe ettiği Çamlık hakkındaki endişelerini kalıcı olarak ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Şimdi sıra yine ortak akılla karar verdiğimiz sıra kır kahvesini yapmaya geldi. Büyükşehir Belediye'mizin turizm şirketi marifetiyle yapacağı kır kahvesi burada sadece sosyal tesis hizmeti vermeyecektir. Aynı zamanda Çamlık'ın güvenlik noktası olacak. Aynı zamanda adeta Çamlık'ta bir gözlem evi görevi yapacak. Soğuk ve yağışlı havalarda Çamlık'ta vakit geçirebileceğimiz sıcak bir mekan olacak. Şehir Meclisimizde yeni planımız onaylandı. Hemen altta gördüğümüz eski imar planı. Açıkça söylemeliyim ki ben bu imar planına baktığımda bir mesire alanından çok ticari bir alan olarak görüyorum. Dolayısıyla bu plan üzerinde çok da fazla konuşmaya gerek yok. Hemen yaptığımız değişikliklerden bahsedecek olursam bu köşe, hemen şu köşeden başlayalım. Karşımızda bulunuyor. Çamlık'ın en değerli Çamlık koyunu gören bir köşe. Ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen üzerinde mangal yapmak isteyen ailelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı alan. Ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen gelelim. Bahsettiğimiz kır kahvesinin olduğu yer. Eskiden ticari alandı. 3 katlı yapıya müsaitti. 1 kat müsaitlik vererek ahşap yapıda kır kahvesini yapacağımız alan olarak belirledik. Hemen bu tarafa geldiğimizde aşağıda görüyorsunuz. Çamlık'la sit alanını bölen bir yol. Bu yolu kaldırdık. Bütünsel bir koruma sağladık. Tüm alanı ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Hemen aşağıda deniz kenarı, yani bulunduğumuz yer ticari alan olarak belirlenmişti. Ticari alandan çıkartmaktan çok ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Yapılaşmayı kapattık. Son olarak şunu net olarak söylemeliyim ki Ünye Çamlık tarihinin
en korunaklı hukuki korumasına imar planına sahiptir. Son olarak sözlerimi birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Ünye Çamlık halkındır. Halka açıktır. Halkın olmaya devam edecektir.